Arkadaşlar merhabalar. Bugün kupa kasacağız. Kendi stadım destemle oynuyorum. Vakit kaybetmeden maçlara geçelim. Evet, ilk rakibimizi buldu. Payne geldi. Acı anlamına geliyor. Mezar taşıyla başladı. Bir şey atmayacağım şu anda. Mezar taşına karşı bir şey atmıyorum. Belki elimde olursa ejder atıyorum ama. Evet, şok birliği de geldi. Mezarlık olabilir. Bu ikisinin olduğu bir mezarlık destesi var. Toplayıcı dikeceğim şu anda. Kart rotasyonum çok kötü geldi. Evet, dev iskelet. Şimdi o dev iskeleti savunmamız lazım. Bir atak deneyebilir. Şöyle hemen köprüde karşılayalım. Evet, direkt iskelet ordusunu atacağım. Tamamdır. Şimdi bir cehennem ejderi geliyor. Ona karşı elektro ejder atmayalım. Şöyle geriye çekelim bunu. Şöyle bir geriye çekelim. Güzel. Şimdi mezarlığı elinde. Bu yüzden mezarlık. Şöyle bir şifacı atalım. Evet, dev iskelet geldi. Buradan bir iksir toplayıcısı dikeceğim. Bu arada arkadaşlar mesaj geldi biraz önce. O yüzden kapatmışımdır muhtemelen. Evet, buradan bir iskelet ordusu. Şuradan da bir oduncu yapalım. Tamamdır. Özellik gelecek mi? Gelmedi. Ancak orayı aldı bu arada. Orayı vereceğim. Orayı tekrardan vereceğim rakibime. Yine This is Elon Musk yapacağım ve orayı vereceğim rakibime. Tersten golem hata da çıkalım. O yüzden çok fazla ekstra harcamak istemedim oraya. Buradan biz şifacı ile ataklarımıza çıkalım. Özellikle rakibin zehirinin olması bizim için çok iyi. Çünkü şifacı sağ olsun bizi zehirden kurtaracaktır vuruşlarıyla. O yüzden şifacının vurması çok önemli bu arada. Şifacı vur sözünü yine söyleyeceğim, yine söyleyeceğim. Şey, bir kasırga atalım. Evet, ikincisi geldi bu arada. Hemen bir şifacı. Güzel. Şifacının vurması lazım. Çok güzel gidiyoruz. Güzel. Elektro ejderimizi de atalım. 19 saniye var bu arada. 19 saniye var. Bir oduncu daha atalım. Bombayla sıkıntı olabilir. Şifacı vurman lazım. Şifacı vur. Çok güzel bu arada. Mükemmel oldu bizim için. Evet, rakip bundan sonra 3 tacı yer. Şifacıyı görüyor musunuz arkadaşlar? Bizi kurtaran şifacı oldu. Yani bunu söylüyorum, söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Şifacı gerçekten mükemmel bir kart. Ve ortadan iskelet ordusu hamleleriyle vesaire ilk galibiyetimizi aldık. Rakibimizi üçledik. Güzel. Evet, ikinci maçımıza geçelim. Evet, Fate Bonded. Bu arada kusura bakmayın arkadaşlar. Mesaj geldiği için kapatmışımdır muhtemelen. Kendi telefonum değil. Yani kardeşimin telefonunda sürekli böyle mesajlaşmalar var. Sürekli birileriyle falan yazışıyor. Yani uçak şeyi almayı unuttum. WhatsApp bildirimlerini kapatmayı unuttum. Unutmamla zaten direkt bir mesaj geliyor yani sürekli. WhatsApp grupları mı dersiniz? Normal konuşmalar mı dersiniz? Evet, Kraliyet Devi'yle oynuyoruz. Bakalım önüne Kraliyet Devi gelecek mi dediğim anda geldi. İskelet ordusunu atıyorum. Hadi iskelet ordusu. Yine ne varsa sende var. Evet, yaşlı cadı geldi bu arada. Yaşlı cadı biraz sıkıntı oldu bize. Ya yaşlı cadı bizi mi buldu ya? İnanamıyorum. Yaşlı cadı oradan kraliyet domuzlarından daha fazlasını çıkardı bu arada. Onu söylemeliyim. Tamam, orayı vereceğiz arkadaşlar. Yapacağımız bir şey yok da. Burayı bırakırsam üçleyecek. Ben burayı tutmam lazım. Çünkü yoksa bu kraliyet deviyle sürekli 3 taca gelecek. Yalnız bu arada rakip bırakırsa biz de 3 taca alır gibiyiz. Onu söyleyeyim. Yani 3 taca alırız. Hatta ortadan iskelet ordusu hamlemi yapmam şu an çok iyi olurdu.
Mükemmel ordu. Hatta yapacağım arkadaşlar. Yapsam mı emin olamadım. Yapacağım. Ortadan iskelet ordusunu atacağım. Oduncu şu anda kulede bu arada. Kule golem'e kilitleniyor. Oduncu şu anda full vuruyor arkadaşlar. Çok güzel. Ve mükemmel bu arada. Elektro ejder alır mıyız orayı? Bir tane daha vur. Ve ikinci maçımızdan yine üçledik. Çok güzel. Çok güzel. Evet, kuleyi bir verdik. Yine üçledik arkadaşlar. Üç taş bizim işimiz. İkinci maçımızda yine üç tacı aldık. Dediğim gibi hani kule fedası yapmayı seviyorum. Üç taş almayı da seviyorum. Tabii ikisi de birleşince kendi destem ortaya çıkıyor. Evet, Güney Kore'den bir arkadaşımız bizlerle beraber. Şöyle bir kasırga atalım. Yavru ejderimizi de atalım. Güzel. Evet, rakibimiz bait deste oynuyor. Şöyle bir şifacı atacağım. Bu arada arkadaşlar, iskelet balonu görünce aklıma şu geldi. Instagram'da dolanıyordum. Bir tane gönderi gördüm. Adam işte iskelet fıçısı artı ayna yapıyor böyle. Kuleye 3 taşlık çok büyük bir atak yapıyor. Rakip onları bırakıp toplayıcı dikiyor böyle. Sonrasında "This is Elon Musk" diyor. Orada da işte yorumlar herkes beni yazmış. Toplayıcı dikip kule veriyor diye. Hayır, bu sit adam falan diye "this is sit adam" yazanlar olmuş. Gerçekten çok güldüm, bir yandan da çok sevindim. Çünkü oyun tarzımız sizlere de temas etmesinden dolayı çok mutluyum. Çünkü ben Clash Royale'i farklı bir tarzda oynuyorum. Hani herkes gibi kuleyi savun, kule kazan mantığıyla değil. Benim biraz daha farklı bir oyun stilim var. Ve bu oyun stilimin de sizlere temas etmesinden dolayı çok mutluyum. Kuleyi kaybeden toplayıcı diken artık Elon Musk yerine süt adam oluyor. Evet, şu anda da bu arada kuleyi kaybedeceğiz mi bilmiyorum ama bayağı bir hasar yiyeceğiz. Orayı kaybetmezsek iyi olacak. Hatta buradan biz yine bir toplayıcı dikelim. Evet, bu arada hatta iskelet ordusu atacağım arkadaşlar. Hani normalde iskelet ordusu prenses atmayı biraz riskli olabiliyor ama tamamdır. Geliyor mu yine iskelet fıçısı? Gelecek mi? Bırak be, gelmesin. Hiç şaşırmadım. Beyitçi ya, sürekli darlayacak. Biz arkadaşlar tersten atağa çıkacağız. Sol tarafı yine Elon Musk'lık yapıp salacağız. Tabii ki. Evet, şu anda "This is Elon Musk" seslerini duyuyorum içimden. Orayı veriyorum yine. Ve güle oynaya veriyorum arkadaşlar yani. Şu anda bir üzgünlük belirtisi yok. Tabii felaket kulesi varsa rakipte biraz... Dediğim anda attı zaten. Felaket kulesi varsa biraz üzülebilirim demiştim ama. Neyse, gene de alabiliriz belki, bilemiyorum. Tamam, bu arada rakip tomruğunu attı. Bu bizim için iskelet ordusu demek. Rakip için de iskelet ordusu demekmiş. Çok güzel, oduncu gitmen lazım. Yani arkadaşlar, ya felaket kulesi zaten bizi çok zorluyor ya. Alır mıyız yine? Elektro ejder çarp. Oduncu vur. Mükemmelsin oduncu. Mükemmelsin, aldık orayı. Bir 3 taş daha geliyor mu? Çok güzel, 3 taşa çok hasar vereceğiz. Alamayız belki ama çok hasar vereceğiz. Onu söyleyeyim. Çok hasar vereceğiz dediğim gibi. 1700'e kadar düşürdük. Güzel. Böyle böyle rakibi alacağız. Bir felaket kulesini yakaladığımız anda... Tamam, yakalarız buradan. Hatta şöyle bir kasırga hamlesi yapacağım. Çarp. Evet, internette yine bir hafif bir kesilme mi oldu bilmiyorum ama iyi oyundu demeye başladı rakip. Maçımızı kazandık. Rakip bize anti olmasına rağmen yine arkadaşlar kuleyi verip maçı kazandık. Bu arada süt adam destesi ile ilgili bir analiz yaptım arkadaşlar. Kendi destemde 3 tacı her zaman 3-1 şeklinde alıyorum. Yani her zaman kuleyi veriyorum arkadaşlar. Bu gerçekten benim tarzım olmuş durumda. Yani tüm maçlarımda aynı stratejiyi izliyorum. Kuleyi verdim. İlk başta dev iskelet, sonra 3 tacı aldım. Burada kraliyet deviyle şeyde yaşlı cadıyla kraliyet domuzu oluşturdu neredeyse. Kuleyi verdim, üçledim. Burada yine altın şövalyeyi kuleyi bıraktım. Kulesi zaten az can kalmıştı. Yine üçledim. Dediğim gibi arkadaşlar, süt adam destesi 3 taş demek. Biz 1-0 oynamıyoruz. Biz 3 taşları severiz. Tabi bu da her zaman olmuyor yani. Bazı çok kritik maçlarda 1-0 olsun bizim olsun da diyebiliyoruz ama. Tabi hani 3 taş da bence güzeldir arkadaşlar. Yani oyunun eğlencelerinden biridir bence. Niye bekliyorum? Ana kuleye çekeceğim.
Evet, varil de geldi. Birazcık balon yavaş mı geldi, bana mı öyle geldi anlamadım ama. Evet, rakip şu anda oduncu balon gibi duruyor. İki kart oduncu balon da var. Veya madenci balon da olabilir. O vurmaz gibi. Aynen, o vurmaz. Kanka o kadar kasırga kullanıyorsun, onu nasıl hesaplayamadın? Ya onun ana kuleyi açmayacağı belliydi aslında ama attı yine. Evet, oduncu baloncu ile oynuyoruz. Gerçekten oduncu baloncular nefret ediliyor arkadaşlar. Yani onu bir gördüm. Evet, cehennem ejderi ile. Evet, rakip buradan bir atak yapabilir. Şöyle elektro ejderi de atalım. Evet, hava savaşına döndürdük oyunu. Ha, bu hava savaşını biz kazanalım diyecektim. Rakip oradan şeyi attı. Ancak o cehennem ejderi öldüğü için sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, şimdi bir toplayıcı daha dikeceğiz tabii ki. Böyle kalmayacağız. Bir toplayıcı daha dikelim. Güzel. Geleceğe yatırım arkadaşlar. Yatırım yapıyoruz şu anda. İksir toplayıcısını dikelim. Evet, ana kuleyi açacak muhtemelen. Aç ana kuleyi kanka. Bir şey fark etmiyor benim için. Hatta ona onun kartıyla konuşuyorum. Ve golem atağına çıkalım. Evet, rakip geliyor. Kuleyi şu anlık vermeyeceğim. Risk olur. Çünkü oduncu baloncuların savunmaları, savunma şeyleri yüksek. O yüzden şu anlık kuleyi vermeyeceğim. Oduncu atalım. Ardından bir elektro ejder. Kasırga elimizde olsa çok iyi olurdu. Çarp onu. Dondurma geldi. Hemen bir yavru ejderi de atalım. Özellikle oduncu balonda havaya hakim olmak önemli bu desteğe karşı. Tamamdır. Şöyle bir kasırga ile kendime çekeceğim. Bence bir atıcı da gelebilir oraya. Çok güzel. Kuleyle birlikte vuracağız oraya. Mükemmel şu anda. Şifacı iyileştir. Onu alalım orada. Elektro ejderi almamız lazım orada. O elektro ejderi al orada. İnanmıyorum. Bir toplayıcı daha dikeceğim. Kasırga elimde olsa ana kuleyi açacağım da kasırga elimde yok. Şöyle bir buradan bir yavru ejder atalım diyeceğim. Rakip de atıcı attı. Rakip de birazcık şu anda tedirgin. Onu görebiliyorum. Ya şu destede ne buluyorsunuz? Holacase. Los Masacho. Yani Latin Amerikalı biri gibi duruyor şu anda. Emin olamadım. Şimdi kasırgayı oraya atsam mı atmasam mı? Bence bir şey gelecek gibi ama bilemedim. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Geriye doğru çekeceğim. Bir tane vurdu. Bir tane daha vurdurmayalım bari. Vurma bir tane daha. Evet, bir tane daha vurdu. Çok sıkıntıya girdi. Atıcı vurmaz umarım. Yani arkadaşlar orada son anda atıcı kuleye vurmasa maçı belki kazandık diyecektim ama o atıcı nerede, nasıl vurdu kuleye orada? Maçı kaybettik. Yani son saniyelerde kaybettik. Bir maç daha girelim bu arada yani emin olamadım. Dedim bir an maçı, videoyu bitirsem mi bitirmesem mi ama bir maç daha girelim. Evet, Mati 27. Arjantinli bir arkadaşımız geldi. Güney Amerikalı. Arjantin de yüz ölçümü olarak dünyanın en büyük ülkelerinden arkadaşlar. 2 milyon kilometre karenin üzerinde bir toprağı var. Yaklaşık Türkiye'nin 3 katı büyüklüğünde. Dünyanın en büyük ülkelerindendir. Ancak nüfusu 40 milyon arkadaşlar. Yani düşünün mesela Türkiye'nin 3 katı kadar toprağınız var ama nüfusunuz 40 milyon. Nüfusları biraz az. Argentina Team. Yavru ejderi atarak başlayacağım. Rakip oynamıyor. Toplayıcımızı döndürelim en azından. Evet, rakip de yavru ejderi attı. Belki rakip de golemdir, bilemem. Şöyle bir oduncuya atalım şuradan. Köprüde kalacak mı? Yok, kalmaz sanırım. Evet, yavru ejder de şey, Valkür de geldi. Şu anlık mezarlığı gösteriyor her şey. Mezarlıksa işimize gelir çünkü biz mezarlık destelerini alıyoruz. Elektro atalım. Köprüde keselim onu. Hem şifacımız da yaşar. Aynen, bu dondurma. Bu bildiğimiz klasik mezarlık değil. Biraz daha farklı bir versiyon. Buradan bir toplayıcı dikeceğim. Ona karşı da bir kasırga atalım. Evet, rakip bu arada hata yaptı.
Tam ben toplayıcıyı diktiğim anda kulübe attı ve tahminimce şu anda atağa çıkacaktır 10 olduğu anda. Aynen öyle. Şöyle biz de atalım. Elimizde iskelet ordumuz var. Hemen burada köprüde karşılayıp iskelet ordusunu atıyorum. Yalnız o köprüde kalmadı. O biraz kötü oldu ama. Ya yine iskelet ordusu bizi mükemmel bir şekilde kurtardı. İskelet ordusu mükemmelsin. Tamam, o dondurma hiçbir işe yaramaz. Bakın iki tane iskelet bile hala çalıştı orada. Rakip inanılmaz iksir harcadı. Artık golem atağına çıkabiliriz. Çok güzel. İskelet ordusu mükemmelsin. Evet, rakip tavuk emojilerini de attı. Buradan anlayın arkadaşlar. Rakip için şu anda maç çok iyi gitmiyor. Yalnız atıcı biraz önceki maçta bizi çok fena yaktı ya. O son vuruşu yapmasa maçı kazanmıştık. Hemen buradan elektro ejderi de atalım. Bye bye. Bully bully. Güzel. Yavru ejderi de atıyorum. Şu anda arkadaşlar rakip sıkıntılar çekiyor. Yani sürem olsa ben buradan 3 tacı bile atarım hatta ama. Neyse. Biz şu anlık maçı kazanalım da. Güzel. Şifacı mükemmel iyileştiriyorsun. Çok güzel şu anda. Ve maçımızı kazandık. İyi oyundu diyelim. Bu maçın kahramanı Şifacı ve İskelet ordusuydu. Kesinlikle. Tabii toplayıcının da iksirlerini unutmamamız lazım. Bugün de arkadaşlar güzel maçlar çıkardık. Dediğim gibi bu Haziran ayı şey olduğundan dolayı, sınav ayı olduğundan dolayı bu sezon çok fazla kupa kasamadım arkadaşlar. Bundan dolayı da kusura bakmayın. Öbür sezon geldiğinde pazartesiden sonra yeni sezonla birlikte rakiplerimizi daha güzel bir şekilde üçlemeye devam edeceğiz. İsterseniz rakiplerimizin de bir profiline bakalım. Şu anda bu arkadaşımızın rekor kupası 7575 kupa yapmış. Bu mezarlık destesiyle Oduncu Baloncu arkadaşımıza bakalım. Kendisi de 7414 kupa. Jayden'e bakalım. Beyitçi arkadaşımız 7625 kupaymış. Evet, Fate Bonded kendisi de Kraliyet Devi oyuncusu 7728 kupa yapmış. Ve ilk rakibimiz ona da bakalım. O da 7312 kupa yapmış arkadaşlar. Biz de güzel maçlar çıkardık. Dediğim gibi öbür sezon güzel bir şekilde kupa kasmaya devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Oradan da sohbet yayınları açmayı düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.